Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir konu ile birlikteyim arkadaşlar. Anakartımız görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir anakart. P5NTNTVS. Güzel bir anakart. 2 tane hatta 3 tane PCI Express slotu var. DDR2 RAM destekli. Ancak bu anakartımızda BIOS sorunu var. Yani BIOS yüklü değil. Yüklü ya da hatalı BIOS var. Bu anakartı açamıyoruz arkadaşlar. Bir sorunumuz var burada. Ayrıca burada bir sistem daha var. Şimdi bu anakartı tekrar hayata döndürmeye çalışacağız. Bir bakalım ne görüyoruz anakartta. Açalım güç kaynağımızı. Işığımız yandı mı? LED ışığımız yandı. Buradan verelim startı. Startı verdik. Ekrana görüntü geliyor normalinde. Onu da göstereceğim size. Geldi. Şimdi ekrana görüntü geldi. Şu anda bunda DVD-ROM var. Haliyle bir tane de CD var. Bu CD'nin içinde bu anakarta ait BIOS dosyası var. Ve yardımcı dosyalar var. Sistem hazır. Ama böyle bir hata veriyor. Normal şartlarda bu anakart floppy disket ile BIOS yükleme yapılabiliyor. Ben bu DVD-ROM ile deneme yaptım. Tekrar bir daha deneme yapalım. Bakalım ne olacak. Bizden zaten burada CD-ROM'dan bir dosya istiyor. CD-ROM'un içinde dosyanın bulunamadığını tekrar denememizi istiyor. Şimdi CD-ROM'u kapatalım. Şimdi dosyayı aramaya çalışacak. Arıyor. Evet, gördüğünüz gibi bu hatayı verdi arkadaşlar. Hata veriyor. Otomatik yükleme diyor. AVD flash.exe dosyası. Hata diyor. Bu dosya bulunamadı. CD-ROM'da diyor. Lütfen diyor. Gerekli CD'yi diyor. Takınız. Tekrar enter tuşuna basın diyor. Zaten klavyemiz arkadaşlar klavye takılı değil. Klavye çalışmıyor bunda. Klavyeyi taksak da herhangi bir işlem yok. Görmüyor. Bunu denedim ben. Yani bu güney köprüsünün bağlı olduğu USB çıkışlara voltaj gelmiyor. Herhangi bir işlem yok. Çünkü BIOS'tan çalışması gerekiyor. Şimdi bu anakart bu şekilde arkadaşlar çalışmıyor. Elde kalmış, atıl durumda. Şimdi ne yapalım biz bu anakartı? Atıp köşeye hurda niyetine öyle mi dursun? Yoksa geri dönüşümlere verelim de tekrardan yeni bir anakart mı satın alalım? Para verip de. Şimdi böyle bir durum var. Bu anakartı kurtarabilir miyiz? Eğer kurtarabileceksek hep birlikte buna şahit olacağız. Normal şartlarda ben daha önceki videolarımda size anlatmıştım. BIOS chipine EEPROM cihazıyla yazılım atmayı göstermiştim. Gördüğünüz bu BIOS chipi bizim EEPROM cihazına uygun değil arkadaşlar. Şu haliyle elimizde buna uygun EEPROM cihazı olmadığı için bunu size anlatacağım. Yani yapabileceğimiz en son şeyi yapmış olacağız arkadaşlar. Haliyle burada başka bir sistem var. Bu da Asus anakart. Ben buna floppy disket donanımını yerleştirdim. Haliyle floppy disketimiz de var hazır. Çünkü bu anakartı bu floppy disket sayesinde belki kurtaracağız. Bilmiyorum arkadaşlar. Deneyeceğiz. Ben dosyaları hazırladım. Nasıl komut işlenir? Nasıl komut edilir? Auto.exe bat dosyasını da hazırladım. Bakalım olacak mı bilmiyoruz. Bu anakarttan görüntü alalım hep birlikte. Bakalım neler yapabileceğiz. Şimdi bu anakartımızda her şey hazırdı. Floppy disket, kablo bağlantısı, her şey hazır. Haliyle dosyalarımız hazır. Hemen girelim masa üstüne. Ne yapacaklarımı size tek tek anlatayım. Şimdi bizim floppy disketimiz burada kurulu gözüküyor. Floppy disketimi takıyorum. Taktım. Bunu önce biçimlendir diyorum. Eğer içinde dosyalarınız varsa bunları yedekleyin. Biçimlendir diyorum. Böyle bir ayar arkadaşlar. MS-DOS başlatma disketi oluştur diyelim. Başlat diyorum. Başladı arkadaşlar. Şu anda disketimizi biçimlendiriyor. Yani içindeki tüm verileri siliyor. Aynı zamanda
MS-DOS başlatma disketi de oluşturuyor. Biçimlendirme tamamlandı diyor arkadaşlar. Kapatalım. Disketimizin içine girelim. Ne varmış? Burada MS-DOS başlangıç disketi oluşturdu. Haliyle otomatik DOS yüklemesi yaptı. Biz bunların hepsini siliyoruz. Sil diyoruz. Evet diyorum. Hepsini sildi. Şimdi disketimiz bomboş arkadaşlar. Bir daha bakalım içine. Disketimiz bomboş. Benim anakartıma ait olan dosyalarım burada. Görüyorsunuz. Şu komut dosyası benim hazırlamış olduğum. Buna bakalım. Ben böyle bir komut dosyası hazırladım. Görüyorsunuz. Sırayla burada komutlar var arkadaşlar. Bunu kapatalım. Bu görmüş olduğunuz 4 adet dosyayı floppy disketin içine atalım. Tutuyorum ve atıyorum arkadaşlar. Şimdi attığınız anda otomatik olarak aynı zamanda floppy diske de yazmış oluyor arkadaşlar. Yani bir hard disk gibi düşünün bunu. Ama 1.44 MB'lik bir hard disk bu. Böyle düşünün. Dosya boyutumuz da 1.14 MB'miş. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Yani 1.44 MB ve üzeri dosyaları bu floppy disket almaz. Benim burada seçtiğim dosyaların boyutunun yani kısıtlı olmasının nedeni bu. Bakalım bu dosyaları floppy diskete attıktan sonra anakartımız yüklü olmayan BIOS'u otomatik bulup yükleyebilecek mi? Kontrol edeceğiz. Kopyala değiştir diyorum. Çünkü buradaki auto.exe batch dosyasını kopyala değiştir diyorum. Aynısı var burada ama bizim komut dosyamızdan değil de bu. Bizim komut dosyasını tekrar kontrol ediyorum. Evet. Doğruymuş. Şimdi diğer dosyalar kayboldu. Aslında bunlar arka planda var. Ama biz göremiyoruz. İlk başta görmüştük. Yenile deyince görünmedi. Aslında varlar. Bunları nasıl analiz ederiz? Buradan herhangi bir dosyayı attığımda bana uyarı verecek. Kopyala değiştir. Aslında var. Mesela şu dosya da gözükmüyor. Bunu da atalım. Bu da var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi biz floppy disketimizi hazırladık arkadaşlar. Bir daha bakalım içine. Burada dosyamız hazır. Yani bu dosyalar bizim anakartımızı yükleyecek olduğumuz dosyalar arkadaşlar. Hazırlamış olduk. Şimdi floppy disketimizi çıkartacağız arkadaşlar. Çünkü niye çıkartacağız? Biz arızalı olan anakartımıza floppy disketimizi takacağız arkadaşlar. Buradan disket sürücüleri şunu kaldır diyorum arkadaşlar. Tamam, şimdi floppy disketimizi çıkartabiliriz. Bunu anakartımıza yani arızalı olan BIOS yüklü olmayan anakartımıza floppy disketimizi içindeki disketiyle birlikte olduğu gibi aktarıyorum arkadaşlar. Şimdi floppy disketimizi buraya aktardım arkadaşlar. Anakartımızı taktım. Gördüğünüz gibi her şey hazır. Sadece start verip komutu beklememiz lazım. Bir de ekran kartı kablosunu da takalım bunu. Monitör kablosunu da takıyorum. Her şey hazır arkadaşlar. Açıyorum güç tuşunu. Şimdi LED'imiz de yandı. Her şey hazır. Şimdi start verebiliriz arkadaşlar. Start veriyorum. İnşallah bu anakartımızı kurtaracağız arkadaşlar. Start verdim. Tabii hemen görüntü gelmiyor. Biraz beklememiz lazım. Şu anda okumaya başladı. Floppy disketi bulamadı. Yani AVD flash bulamadı diyor. Tekrar bir daha deneyeceğiz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, gördünüz. Direkt şu anda okudu. Bekleyin diyor. Bekliyoruz. Yükleme yapıyor büyük ihtimalle. Çünkü BIOS bin dosyasını gördü direkt. Benim yapmış olduğum komut dosyasıyla birlikte. Evet arkadaşlar. Şu anda yükleme yapıyor arkadaşlar. Anakartımızı kurtaracağız büyük ihtimalle. Programlama yapıyor kendisi otomatik. Yazma yapıyor. Hem programlama hem yazma hem doğrulama. Arkadaşlar bu daha önce hiç denenmemiş bu şekilde arkadaşlar. Ben baktım, araştırdım, böyle bir uygulama yapan yok. İnşallah ilk biz olacağız. Evet arkadaşlar, komple yüklendi. Uyarıyı da verdi bize. Şimdi inşallah açılacak. BIOS uyarısı olmadan. Evet, açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anakartımız açıldı. Yani anakartımızı kurtardık. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Bu uygulama ilk defa benim tarafımdan canlı canlı yapılmış oldu arkadaşlar. Bunu internette bu şekilde uygulamayı göremezsiniz. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Artık anakartımız tekrar kullanmaya hazır arkadaşlar. Bir anakartı daha kurtarmış olduk böylelikle. Yani ülkemizden bir döviz daha çıkmasını engellemiş olduk arkadaşlar. Ben böyle hitap ediyorum. Belki birileri işin ticari boyutunu ya da ticari kaygıları olanlar beni yanlış anlayabilir. Ama benim umurumda değil. Ben ülkemi seven bir insanım. O yüzden bu anakartı kurtarmış olduk. Hepimiz birlikte gördük nasıl yapıldığını. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu anakart, yani abisi olan Asus anakart, bu kardeşini kurtarmış oldu. Floppy disket ile bundan yükleme yaptık. Tekrar floppy disketimizi çıkarttık. Buna taktık. Disketimize gerekli olan komutları hazırladık. Dosyalarımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi. Bu anakartımız da kurtulmuş oldu arkadaşlar böylelikle. Şimdi sıra geldi bu anakart ile Xeon testleri yapmaya. Yani elimizde bir veri daha olmuş oldu arkadaşlar. Hep birlikte buna şahit olduk. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir ya da beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.